egedesonses.com. Merhaba değerli izleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Bugün 22 Eylül 2021 Çarşamba. Bugün Deva Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Seda Kaya Ösen stüdyo konuğumuz. Sayın Ösen hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Belki defaatle sormuşlardır ve söylemişsinizdir ama soyadınız ne anlama geliyor? Vallahi aslında yani Kaya soyadı zaten biz aslında çiftçiyiz aslen. Ailem Girit göçmeni. O tamam. Ösen? Vallahi Ösen'i ben de bilmiyorum. Eşime bir sormam lazım onu ama Kaya aslında Kaya Kahyalık'tan geliyor. Yani evet. Hey orada bir konmamış. İlk ağzının üzerinde inceltme işareti var. Kaya. Hep bu nüfus soyadımız. Memurlarının vaktiyle hatalarını. Evet. Evet. Kaya aslında soyadım yani. Demokrasi ve Atılım Partisi. Değerli izleyiciler hepimizin bildiği gibi Deva Partisi İzmir'de örgütleniyor. Örgütlenme çalışmaları hızla devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Sayın Başkan bugün Bergama'da Bergama'yı ziyaret ediyor. Bizim de konuğumuz oldu. Bugün hem Deva Partisi'ni hem İzmir'i biraz da Bergama'yı konuşuruz diye düşünüyorum. Ne aşamada örgütlenme çalışmaları Bergama'da kuruldu? Melih Bey, Melih Sağlambaşoğlu ilçe başkanınız. Yakın ilçelerimize bakacak olursak Dikili ve Kınık'ta henüz yok ama herhalde devam ediyor çalışmalar. Kınık'ta var. Var mı? Kınık'ta Mustafa Karga Bey ilçe başkanımız. Doğru doğru evet. Eski Ziraat Odası Başkanı biliyorum. Eski Ziraat Odası Başkanı. Tamam. Dikili'de sanırım. Dikili'de henüz yok. Onun dışında Menemen, Ala, Çiğli bunların hepsinde örgütlüyüz. 30 ilçenin hemen hemen. Şu anda 22. ilçemiz Onay'da. 22. ilçemiz Onay'da. 23 ve 24 de olmak üzere. Yani şöyle söyleyebilirim size. Bizim 21 Ekim'de birinci yılımız doluyor İzmir İl Örgütü olarak. Evet. Atanmamızın birinci yılında 25 ilçede örgütlenmemizi tamamlayacağız. Yani 30'da 25 gibi bir orandayız. Ama nüfusun tabii %92-93'ünü kapsamış olacağız. Evet. Siz İlk kurucu başkansınız. Evet, kurucu. Hala evet. Kurucu sıfatıylayım. Ondan sonra işte kendi ilçe kongreleri sürecimiz başladı Haziran ayında. Onlara başladık. İlçelerimizin kongrelerini yapıyoruz. Evet. Hatta Bergama'nın kongresi de Ekim ayı içerisinde yapılacak yine. İlçelerimizden bir tanesi. İlk başkansınız derken mesela atıyorum, örnek veriyorum. Gelecek Partisi de yine... Onlar bizden biraz daha önce kurulmuş sanırım. Ama birçok il başkanı evet. Değişti. Hı hı. Deva Partisi bu konuda istikrarlı bir şekilde evet. Sanırım evet, gidiyor. Evet, öyle. Evet. Bizim atanalı dediğim gibi yaklaşık bir sene oldu. Tabii ki yeni bir partinin İzmir gibi büyük bir şehirde örgütlenmesi çok kolay bir şey değil. Ama biz zaten bu işe birazcık... vatan borcu gibi bakarak girmiş insanlarız. Birçoğumuzun siyasette ilk tecrübesi. Onun için bunu bir gönüllülük esasıyla. Sizin de mi öyle? Geçmişte... Tabii benim, hepimizin, birçoğumuzun öyle. Evet. Bizim teşkilatımızda %80 oranında daha önce hiç siyaset tecrübesi kimse de yok. Biz hepimiz elimiz taşın altına koyalım. Bugün ne kadar bizi yönetenlerin yönetiminde aldığımız sonuç bu. Madem memnun değiliz, o zaman biz yönetimde olalım diye elini taşın altına koymuş insanlardan oluşuyoruz. Daha önce siyaset yapmamış iken direkt olaya il başkanı olarak başlamanın bir zorluğu ya da zorlukları oluyor muhakkak, mu? Muhakkak var ama benim geçmişim sivil toplumdan geliyor. Ben daha önce Ege Genç İş İnsanları, o zaman ismi EGİAD, Ege Genç İş Adamları'ydı. Şimdi insanları oldu artık. Evet. EGİAD Başkanlığı'nı iki dönem yaptım. EGİAD'ın ilk kadın başkanıyım. Daha sonra Türk Konfet'te İzmir'i temsil ederek yönetim kurulu üyeliği yaptım. TÜGİK'te Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu yönetim kurulu üyeliği yaptım. BASİFET'in Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu'nun başkanlığını yaptım. Onun için ciddi bir iş hayatının yanında ciddi bir sivil toplum kültürümün olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu büyük bir avantaj. Yani sivil toplumculukla aslında siyaset evet çok farklı olduğu yönler varmış. Onu hep beraber görüşüyoruz ama sivil toplumla sonuçta gönüllü olarak insanlarla beraber çalışabilmenin çok yoğun olduğu, çalışmanın çok yoğun olduğu bir alan. Benim tabii 10 sene yakın bir sivil toplum tecrübem olmasının tabii siyasette faydalarını gördük. Ama biz şöyle bakıyoruz bu işe açıkçası. Siyaset aslında bir meslek değil. Yani biz hep İş İnsanları Derneği'nde bize ziyarete gelen siyasetçilere mesleğiniz ne diye sorardık. Benim mesleğim yok, siyasetçiyim derlerdi. Biz de derdik ya insanın mesleği siyasetçi olur mu? Bir insanın bir de mesleği olur. Evet. Onun için biz açıkçası mesleği olan, işinde iyi olan insanların
buna bir vatan vazifesi, devlet görevi olarak bakıp hayatının belli bir döneminde siyasette, ülke yönetiminde söz söylemeye, bir şeyler yapmaya çalışmasını çok olumlu olarak düşünüyoruz. Bu açıdan bu şekilde düşündüğümüz için de siyaset ucundan girelim dedik. İl başkanlığında kadın olmak diye bu aşamayı tamamlayarak o zaman onu da sorayım. Evet. İl başkanlığında kadın olmak. Kadın nasıl? Olmak aslında. Zorlukları oluyor mu? Yani yani şöyle. Örgütlenme çalışmalarında olsun, işte il başkanlığını yürütme efendim, safhasında hayır. Olsun. Şöyle söyleyebilirim. İzmir özelinde de bahsedebilirim. Partimin genel politikası olarak da bahsedebilirim ama İzmir bir kadın il başkanına çok hazırmış. Yani siyasetçiler biraz arkadan gelmiş. İzmir'de uzun zamandır olan ilk kadın il başkanı benim bildiğim kadarıyla. Daha öncesini araştırdık ama bayağı uzun zamandır olmamış. Şu anda da bir tane var yanılmıyorsam. Doğru Yol Partisi olması lazım, bir tane var. Ha, olabilir. Bir ya da iki tane. Neyse. Evet. Ama aslında halk buna çok pozitif bir tepki gösteriyor. Bizim aynı zamanda 6 tane ilçe başkanımız da kadın. Çünkü %35 cinsiyet kotamız var ve bunu uygulamak için gerçekten çok uğraşıyoruz ve başarılı da oluyoruz uğraşınca. Yani o açıdan baktığınızda aslında toplumda kadın il başkanı, kadın ilçe başkanı hiçbir sorun yaşamıyor ve son derece sıcak karşılanıyor. Fakat siyasete baktığınız zaman tabii ki kadınlara yol verme veya destekleme veya pozisyonlarda önünü açma konusunda birazcık geri geldiğini görüyoruz siyasetin. Ama İzmir gibi bir yerde kadın il başkanının parmakla gösterecek kadar az olması, ilçe başkanının parmakla gösterecek kadar az olması, diğer partileri de katarak söylüyorum. Hatta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda tarihinde kadın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın olmaması İzmir'in tarihinde bu biraz yadırganacak bir durum. İnşallah bundan sonra olur diye umut ediyoruz. Yani çok doğru söylüyorsunuz. Ben dün hatta bu konuyla ilgili bir şey söyledim. Şimdi evet bazen... Hemen ardından siz aday olmayı düşünüyor musunuz diye de soruyormuşum tamam, şimdi. Tamam. Şimdi şöyle, seçim kaygısı olan bazı ilçelerde... Veya kadına hala kadınların bazen liderlik yapmasını soru işaretiyle karşılandığı bölgeler tabii ki ülkemizde var. İzmir'de de keza var. Evet. Böyle yerlerde bu kaygıların ön plana çıkarak erkek aday gösterilmeyi tercih edilmesini tabii ki anlıyorum. Ama bazı yerler de var ki bazı partiler çok rahat bir şekilde seçim kazanıyor. Gösterdikleri adayların çok fazla da bir önemi yok açıkçası. Yani zaten gösterdikleri adaylardan da bunu çok önemsemediklerini de görüyoruz zaten. Orada ama, bari kadın aday göstersinler. Orada mi? Neden bir kadın aday gösteremediğimi ben kesinlikle anlamıyorum. Mesela baktığınız zaman çok köklü partilerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi olsun, AK Parti de keza artık köklü bir parti sayılır. Yani mesela 90 yıllık, 99 yıllık bir partide yani belediye başkanlığı veya milletvekili veya ön sırada siyaset yapmayı diyecek bir tane bile kadın siyasetçi yok mu? Ben bunu çok sorguluyorum mesela. Ve kazanması garanti olarak bakılan şu anda kesinlikle. İzmir'de. Bir oy kaygısı da yok bir orada. Bir kadın adayı gösteriyor. Neden yok? Veya İzmir'i bırakın ilçeler mi? Neden mesela ilçelerin üçte birinde kadın belediye başkanımız bizim yok? Evet, bunlar... Kadınların oturup düşünmesi gereken konular kadın. Erkeklerin de hep beraber oturup düşüneceğiz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ülke nasıl ve nereye gidiyor bir siyasetçi olarak, il başkanı olarak baktığınızda bir adı konulmamış bir erken seçim havası olduğunu söylüyor uzmanlar, yorumcular. Her gün dinliyoruz, izliyoruz. Sizce de öyle? Şöyle ben size söyleyeyim. Biz ilk genel başkanımızla sohbet ettiğimiz zaman ilk partimiz daha uzan 4-5 aylıkken hep söylediği bir laf var. Biz Deva Partisi'ne ihtiyaç olduğu için kurduk ama göreceksiniz seneye bu zamanlarda bu ihtiyaç daha da artmış olacak diye. Evet. Biz o zaman tabii ki anlıyorduk bu söylediğinin ne demek olduğunu ama tabii onun ekonomi öngörüsü çok farklı olduğu için. Ekonomist olduğu için evet. Aynen bu kadar da kötü duruma düşeceğimizi açıkçası ben mesela tahayyül edemiyordum. Gerçekten her geçen gün Deva Partisi'nin ona ihtiyaç arttığını biz görebiliyoruz. Ülkenin her geçen gün daha kötüye gittiğini görebiliyoruz. Bu hem ekonomik açıdan hem de özgürlükler ve demokrasi açısından. Şu anda biliyorsunuz seçim sisteminde bir değişiklik üzerine çalışıyor iktidar. Ve zaten her ne kadar özgürlükçü bir değişiklik olsa da tabii ki iktidarın gelmiş geçmiş karnesine baktığınızda özgürlükçü bir şey çıkarmayacak konusunda artık herkes hemfikir. Onun için bu seçim sistemi değişiklik ve akabinde bu seçim sistemini uygulamak için bir sene geçmesi kuralı olduğu için 2022 Kasım'ından sonraki bir seçimden bahsediyoruz.
O zamanki bir seçimden bahsettiğiniz zaman da aslında çok bir erken seçim gibi de olmuyor. Sadece biraz öne çekilmiş seçim gibi olduğunu ben düşünüyorum. Bir sistem değişikliği hazırlığından da söz edenler var. Aynen. Yani o sistem değişikliği hazırlığı ve akabinde o sistem değişikliğiyle seçime girme iradesi olduğu için de işte Kasım ayında geçilecek bir değişikliğin bir sene sonraki seçimde geçerli olabilmesi açısından 2022 Kasım şu anda telaffuz edilen rakam. Kasım, Aralık, Ocak, kış ayı olmaz, bahar olur dediğiniz anda zaten aslında bir yani olması gereken tarihten 3-4 ay önce yapılan bir seçimin biz erken seçim olarak nitelendirilebileceğini düşünmüyoruz. Sadece biraz öne çekilmiş seçim olabilir. Her halükarda ben kolay kolay da erken seçim hattına iktidarın girmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda çok belirsiz ve çok zor bir döneme girdiler. Bir fırsat penceresi yakalanmaya çalışılır diye düşünüyorum. Ama tabii ki muhalefetin bu isteğinin gittikçe dozajı da artacaktır. Erken seçim isteğinin. Evet. Deva Partisi Sayın Babacan'dan kaynaklı olarak sadece Deva Partisi dendiğinde ekonomi mi akla geliyor? Yani başka unsurlarla da Deva Partisi anılmıyor mu? Deva demek Babacan'dan ötürü sadece ekonomik iyileştirme demek mi? Yani Deva Partisi gelecek, ekonomi düzelecek ya da Sayın Babacan gelecek, ekonomi düzelecek. Daha önce Ekonomi Bakanlığı yaptığı için uzun yıllar. Başka nelerle anılabilir Deva Partisi ekonominin yanı sıra? Şöyle zaten bizim ismimiz Deva, uzatması da Demokrasi ve Atılım Partisi. Evet. Atılım kısmı söylediğiniz şey ekonomi tabii ki ama bir de işin bir olmazsa olmaz yani en başta söylenen kısmı var demokrasi. Bizim aslında hepimizin yola çıkış sebebinin bu, demokrasi yolu açlığımız. Evet. Şu anda Türkiye'deki ortam bir demokrasi ve özgürlük ortamı olduğunu söylemek imkansız. Ve Deva'nın en fazla savunduğu şey de bu özgürlükler ve demokratiklik ortamının tekrar yakalanması. Şöyle ki bizim genel başkanımıza hatta daha dün akşamki bir mülakatta soruldu. Ekonomiyi nasıl düzeltirsiniz diye. Şimdi sonuçta ekonomi bakanlığı yapmak başka bir şey. Ama bir de Türkiye'nin en uzun süre bakanlık yapan siyasetçilerinden bir tanesi olup Türkiye'nin en ekonomik olarak parlak dönemlerinden birinde ekonomi bakanlığı yapmak çok başka bir şey. Genel başkanımızın da bu tarz bir CV'si ve geçmişi olduğu için tabii ki ekonominin de devası, evet Deva Partisi. Ama bizim genel başkanımıza ekonomiyi nasıl düzeltecek size sorduklarında ekonomik göstergelerden başlamıyor konuşmaya. İlk söylediği şey hapisteki bütün gazetecileri ve düşünce suçlarını serbest bırakarak diye başlıyor. Çünkü demokrasi ve adaletin olmadığı bir ülkede ekonomik bir gelişmişliğin olması imkansız. Bunu diğer Orta Doğu ülkelerine bakarak da anlayabilirsiniz zaten. İlk sorun adalet değil mi? Ülkede? İlk sorun demokrasi ve adalet kesinlikle. Şimdi bakın bizim yabancı yatırımcı için bir arayışımız var. Evet ülkemize yabancı yatırımcı çekmeye çalışıyoruz ama en başta ilk defa bizim yabancı yatırımlarımız yani yatırımlarımız eksiye düşmüş durumda. Bu ne demek? Türkiye'den dışarıya yapılan yatırımlar dışarıdan gelen yatırımlardan daha fazla. Bu ne demek? Türkiye'deki iş adamları artık ülkesine yatırım yapmıyorlar. Onun yerine yurt dışına yatırım yapıyorlar ve yurt dışındaki yabancı ülkelerdeki insanlara iş olanakları yaratıyorlar. Peki bu insanlar neden ülkesine yatırım yapmayı tercih etmiyor? Yani bir iş insanı için istihdam yaratmak en aslında yüce tatmindir baktığınız zaman. İş dünyasına gelen bir insan olarak bunu söylüyorum. Evet. Çünkü kendi ülkesindeki ekonomi ve adalete güvenmiyor. Yani yarın öbür gün kurduğu işletmenin başına ne gelebileceği hakkında hiçbir fikri yok. Biz bunu Anadolu'da çok fazla duyuyoruz. Kurduğu bir işletmeyle ilgili İktidar partisinin oradaki örgütlerinden ne gibi baskı geleceği hakkında kafaları karışık. Bir çökme lafı var biliyorsunuz şu sıralar çok popüler olan. Evet. Bir yatırım yaparız yarın öbür gün kimin çökeceği belli olmaz. Peki böyle bir ortamda bir Türk iş insanının yatırım yapmadığı bir ortamda bir yabancının, bir Amerikalının, bir İngilizin, bir Fransızın veya bir Rusun gelip yatırım yapmasını siz bekleyebilir misiniz? Çünkü yatırımının garantisini görmeyen bir iş insanı gelip orada yatırım yapmaz. Bu da nereye geliyor? Ekonominin istediğimiz noktaya toparlanması için, o noktaya gelebilmesi için önce bir demokrasi ve adalet iradesinin konması gerekiyor. Bunlar da çok fazla sözde olacak şeyler değil. Aynası biraz iştir kişinin olarak bakmak lazım. Evet. İşte bazen iktidarımız bu tarz açıklamalar yapıyor. İşte şu reform, ekonomi, adalet reformu, insan hakları vesaire vesaire.
ama arkası hiçbir zaman gelmiyor. Aslında artık arkasının gelmeyeceğini biz de görüyoruz. Çünkü sonuçta bir geçmişe bakıp bir partinin veya bir iktidarın yol haritasına baktığınız zaman bundan sonra nasıl hareket edebileceğini görebiliyorsunuz. Bu açıdan bu irade konmadan, yani insanların sermayeye o güvence verilmeden, demokrasi, adalet bunlar ve gençlere umut, yani ülkenin umudu olmadan ekonomi toplanabileceğini düşünmüyoruz. Bu açıdan Deva Partisi dediğiniz doğru, ekonomik açıdan çok ciddi iddiası olan bir partidir. Türkiye'nin en parlak zamanlarında ekonomiyi yöneten kadronun neredeyse tamamı şu anda Deva Partisi'ndedir. Ve bu krizden de en kolay çıkartacak olan yine Deva Partisi yetkilileridir. Ama baktığınız zaman bizim mesela şu anda parlamenter sistemle ilgili çok ciddi bir çalışmamız var. Ay sonunda bunu da açıklayacağız. Evet. Veya yerel yönetimlerle ilgili açıklanmış raporlarımız var. Afet eylem planı ile ilgili açıklanmış raporumuz var. Kadınlarla ilgili, kadının rolüyle ilgili çalışmalarımız var. Yani aslında bir hükümet planı gibi bir plan üzerine çalışıyoruz. Ve 15 günde bir de aşağı yukarı bunları da açıklıyoruz. Bu da aslında Türkiye'de ilk defa olan bir şey. Çünkü biliyorsunuz muhalefet normalde Türkiye'de sadece konuşur. Pek de fazla bir şey yapmaz. Ama biz yarın öbür gün iktidara geldiğimizde neler yapacağımızı da fasikül fasikül 90 gün, 365 gün şeklinde taahhüt ederek anlatıyoruz. Evet, muhalefet sadece konuşur demişken o zaman aklıma hemen şu soru gelsin. Deva Partisi ittifakın neresinde? Millet İttifakı'nda mı, Cumhur İttifakı'nda mı? Pek ikisine de ait görmüyor kendini bildiğim kadarıyla. Şöyle, Millet İttifakı'nda da değiliz gibi bir ifade. Şöyle, bizim Cumhur İttifakı ile ortak hiçbir değerimiz olmadığı için orada beraber hareket etmemiz düşünülemez. Bu zaten genel başkanımız tarafından da sürekli olarak açıklanan bir şey. O açıdan o kısım çok net. Millet İttifakı konusunda da şöyle, bizim şu andaki seçim sistemimiz zaten siyasi sistemimiz seçim hattına girdiğimiz zaman ittifakların ittifak yapılması üzerine kurulu. Yani, şu anda herhangi bir şey yok. Şu anda kesin bir ittifakta da değiliz ama bu kendimizi oraya sıcak veya buraya soğuk hissediyoruz gibi anlamına değil. Da gelmiyor. Bir soğuk hissettiğimiz bir yer var. Orasında neresi Malum. Olduğunu belli. Kiminle beraber hareket etmeyeceğimiz belli. Evet. Ama bundan sonrası seçim ittifakla mı gireriz, ittifaksız mı gireriz, hangi adayla girilir vesaire. Bunlar birazcık daha seçim yaklaşıldıktan sonra konjonktüre göre, Türkiye'nin o zamanki durumuna göre, beklentiye göre, seçimin zamanına göre karar verilecek şeyler. Şunun için sormuştum o soruyu, İzmir'e gelmek için biraz da. İttifakların herhangi bir yerinde değil ise Deva Partisi o halde, siz İzmir İl Başkanı olarak İzmir nasıl yönetiliyor? İzmir'in nasıl yönetildiğini düşünüyorsunuz? Örneğin şu anki Soyer yönetiminin görevi devraldığı günden bu yana basın açıklamalarından okuduğumuz kadarıyla borçların iki katına çıkmasını, taşınmazların son sürat satılmaya devam ettiğini vesaire, bunları göz önünde bulundurursak İzmir'in nasıl yönetildiğini düşünüyorsunuz? Şöyle, öncelikle şuna bir parantez açmak isterim müsaadenizle. Buyurun. Millet ittifakında evet değiliz şu anda ama parlamenter demokrasiyi isteyenlerle beraber çalışma içerisindeyiz. Yani sonuçta parlamenter demokrasi bizim olmazsa olmazımız. Başkanlık sisteminin Türkiye'ye ekonomi artı demokrasi açısından getirdiği yerin sürekli bir düşüş olduğunu ve Türkiye'ye uyumlu bir sistem olmadığını düşünüyoruz. Zaten şu anda uygulanan sistem de aslında tam bir başkanlık sistemi de değil. Yani, Türk tipi değil mi? Türk tipi tabii. Her şey Türk tipi olduğu için bizde o da Türk tipi oldu. Onun için parlamenter demokrasinin tarafı olan herkese görüşüyoruz. Bugüne kadar ikili olarak sürdürülen görüşmeler son 15 gündür ve hatta evvelsi günkü bir yüz yüze görüşmeyle beraber bir heyet şeklinde dönüştü. Ve bizim partimizden de Mustafa Yeneroğlu Adalet Politikaları Başkanımızın önderliğinde Deva Partisi de parlamenter demokrasiye geçiş süreciyle ilgili görüşmelerin bir parçasıdır. Burada şu çok önemli, parlamenter demokrasiye geçiş biliyorsunuz bir süreç alacak. Çünkü şu anda seçilen Cumhurbaşkanı tekrar bu sistemle seçileceği evet. için onun parlamenter sisteme geçme iradesi ve bu zaman planını ve taahhütlerde bulunarak partilerin bir ortak plan üzerinde anlaşması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bununla ilgili ortak bir çalışma tabii ki içerisindeyiz. İzmir özelindeki sorunuza da şöyle cevap verebilirim. Aslında biz bununla ilgili bir anket de yaptık.
İzmirli. Yani sokakta gördüğümüz bazı şeyler var ama bunu bir anketle de toparladık. İzmirli aslında Türkiye nasıl çok uzun süren bir AK Parti iktidarından yorgunsa İzmirli de aslında aynı şekilde çok uzun süredir devam eden bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarından yorgun olduğunu düşünüyoruz. Halkta da bunun şöyle bir açıklaması var. Genelde belediyenin daha hantal işlediği ve kadrolaşmanın son derece ön plana çıktığı ve bunun hizmetlere yansımadığına dayalı bazı şikayetler var ve dediğim gibi en büyük sorun olarak sorduğumuzda ilk iki bu sırada çıkıyor. Tabii ki insanların bu açıdan görüşlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Uzun süreli iktidar hem yerelde olsun hem genelde olsun bir süre sonra hizmet körlüğüne ve bu tarz sorunlara yol açtığını düşünüyoruz. O açıdan önümüzdeki dönemde ben İzmir'de de Deva Partisi olarak çok iddialı bir çıkış yakalayacağımıza inanıyorum. Siz adaylığı düşünür müsünüz ileride? Yok, şu anda öyle bir düşüncemiz yok. Şu anda bizim o kadar yüksek hedeflerimiz var ki teşkilatımızla ilgili. Zaten biraz önce siz kendi söylediniz. Bir sürü yeni parti kuruluyor ve bir sürü yeni partiden de İzmir'de bu kadar tutarlı bir yönetim sürdürmenin ne kadar zor olduğunu siz de gözlemleyebiliyorsunuz. Bizim bir de medyaya ambargomuz olduğu için Deva Partisi olarak sizler sağlığın yer veriyorsunuz ama konvansiyonel medya... Bizde kimseye ambargo yok. Çok herkese güzel, kapımız güzel. Açık. Evet. Konvansiyonel medyaya çıkamadığımız için bizim teşkilatlanmamızın iki kat önemi var. Yani bizim halka ulaşmak için en büyük aracımız teşkilatlarımız. Biz kendimizi o sayede anlatabiliyoruz. Yani bizim her ilçede olmamız ki şu anda Türkiye'nin 1/3'ünde ilçeler olarak örgütlüyüz. İllerinde hepsinde örgütlüyüz. Ama tespitiniz çok ilginç ve çok doğru gerçekten. Nasıl AK Parti uzun süredir iktidarda ve bir yıpranmışlık söz konusuysa hizmet körlüğü İzmir'de de Cumhuriyet Halk Partisi için aynı şey geçerli. Kesinlikle. CHP'li belediye için aynı şey geçerli. Tabii ki yani sonuçta iktidar yozlaştırıcı bir şey. Yani bu partiyle alakalı bir şey değil. Bu insanların doğasıyla alakalı bir şey. Yani çok uzun süre koltukta oturmak, artık bir seçim kaygınızın olmaması sizi hizmet etmekten bence alıkoyuyor. Yani yeni bir şeyler yaratmak, halka hizmet etmekten. Bazen yanlış da yaptırıyor belki. Kesinlikle. Yani bu aslında o yüzden bu koltuklar hep geçici olmalı. Biz buna inanıyoruz. Parti olarak bizim zaten böyle bir kuralımız var. Hep limitlerimiz var. Hiç kimse bir koltukta bizim partimizde böyle 10 seneden fazla falan oturamaz. Bununla ilgili kurallarımız da var. Çünkü neden? Ne kadar iyi bir insan olursanız olun, ne kadar başarılı olursanız olun, 10 seneden sonra o koltuğa verebileceğiniz hiçbir şey yok. Vereceğiniz şey zaten ilk 1-2 döneminizde verirsiniz ve ondan sonrası tekrara ve artık bir yozlaşmaya doğru gider. Yani bir yerden sonra siz de artık yani ben neymişim, bu koltuk mu bana değer veriyor, ben mi bu koltuğa değer veriyorum? Kafa karışıklığına doğru gidebilirsiniz. Bu aynı şey partiler için de geçerli. Hizmet telaşı güzel bir şeydir. Ben buna inanıyorum. Siyasetin en güzel tarafı hizmet etmek olmasına inanıyorum. İnsanların, halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek, ülkeye faydalı olmak, çocuklarımızın yarını için çalışmak olduğuna inanıyorum. Bu da ancak bir yarış olduğunda, bir heyecan olduğunda mümkün olur. Bir yerden sonra bu rakipsizlik ve ben yaptım oldu, kimi koysam seçilir mantığı bence hizmet konusunda bir kalibrenin ve kalitenin düşmesine sebep Deva oluyor. Deva İzmir'de bunu bozacak mı? Tabii ki. Peki. Tüm Türkiye'de inşallah. Ben yerel gazeteci olarak hemen aklıma önce İzmir ve bu bölge geldiği için biraz da Bergama'ya geçersek, Bergama'yı takip ediyor musunuz? Mutlaka ediyorsunuzdur ilçe teşkilatınız vasıtasıyla ama Bergama'yı nasıl görüyorsunuz? Bergama'nın en önemli sorunları size göre İzmir'den bakınca neler gözüküyor? Biz bugün sabahtan beri bazı yeri görüşmeler yapıyoruz. İlçemiz de sağ olsun çok güzel çalışıyor. Onların da 2 Mayıs için bir kongresi olacak. Bergama ilçemizin. Şöyle söyleyebilirim. Bergama tabii ki bütün bu havzayı biz beraber değerlendiriyoruz. İzmir'in biz en güzel yerlerinden biri olduğunu düşünüyoruz ve hep en keyifle geldiğimiz yerlerden bir tanesi. Ve İzmir tarımının da kalbi olduğunu düşünüyoruz. Bugün yaptığımız görüşmelerde bizim aldığımız intiba birazcık yetkililerle de görüştük. Bergama'da aslında bu yerel ve genel iktidarın farklı partilerde olmasının sıkıntısını çeken ilçelerimizden bir tanesi gibi gözüküyor. Yani aslında biz şunu hep karıştırıyoruz. Belediyecilik
orada yaşayan insanların hayat kalitesini yükseltmek üzere. Farklı derken yaşam, aynı ama şu anda AK Partili belediye. Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyorum. Büyükşehir'den bahsediyorsun. Büyükşehir'den ben Bergama'dan. Yok, Bergama Belediyesi Büyükşehir'in farkından bahsediyorum. Yani Bergama ile Büyükşehir'in farklı partilerde olmasının, evet, olmasının sıkıntılarının yaşandığını çok net bir şekilde biz bugün gözlemledik. Yani birebir halkla görüştüğümüzü de gözlemledik. İzmir'in diğer ilçelerinde de söylediğiniz gibi belediye ve iktidarın farklı partiden olması sıkıntıları, ama burada da çok farklı bir yönü olduğunu görüyoruz. Sonuçta siyaset hiçbir zaman muhalefet de aynı şekilde kutuplaştırıcı olmaması gerekiyor. Yapıcı olması gerekiyor. Ve halkın amacına ve halkın mutluluğuna hizmet etmek için olması gerekiyor. Bizde birazcık muhalefet şöyle yapılıyor. İktidarın her dediğine karşı çıkmak, hiçbir iyi giden şeyi kabul de etmemek, o söylüyorsa yanlıştır demek ve bu kutuplaştırıcı politikanın açıkçası ben İzmir'de birazcık Bergama üzerinde yansıdığını açıkçası sabahtan beri de gözlemledik. Evet, bu bölgede maalesef öyle. İzmir'de sizde bir böyle inatlaşma var. Evet, bu millet bahçesi meselesi anladığımız kadarıyla yerel halkta da meşhur millet çok büyük bir sıkıntı. Evet. Burada da aslında bunu halkla inatlaşmak olarak düşünebilirsiniz. Yani sonuçta evet, haklı olan taraflar vardır, haksız olan taraflar vardır. Ama ortak akıl diye bir şey var. Bu ortak akılın Bergamalıların mutlu olacağı bir ortak düzlemle çözülebiliyor olması gerekir ve çözülebiliyor olması gerekir. Ama işler inatlaşmaya döndürüldüğü zaman bir düğüm haline geliyor. Bunun bir benzeri de biliyorsunuz Kültür Park için İzmir'de yaşanıyor. Aslında Kültür Park için yapılan bir sürü proje vardı. Belediye tarafından Aziz Başkan döneminde de yapılan ve yeşili korumak üzere yapılan projelerdi. Onlar da gene aynı şekilde hem merkezi hükümet tarafından hem de bazı dernekler tarafından engellenmişti. Aslında bizim burada kaçırdığımız şey orada yaşayan insanların ortak çıkarları ve avantajları olması gerekiyor. Bazen işte bu siyasetin bu farklı çarkları insanların hayat kalitesini düşürür hale de getirebiliyor. Evet, İzmir Büyükşehir ile Bergama Belediyesi'nin farklı partilerden oluşundaki sıkıntıya esinaden şunu mu kastettiniz? Büyükşehir'in millet bahçesi konusunda yapılmaması için dava açması konusunda. Yani sadece o konuda değil ama başka bir sürü konularda bir diğer konularda da evet aynı şekilde. Ama diyorsunuz ki ikisi de Deva Partili olunca ileride hiçbir sorun, sorun kalmayacak diyorsunuz. Aslında hayır, şöyle söylüyorum. İkisi de farklı partiden olsa da orada yaşayan halkın çıkarı için aslında ortak hareket edebiliyor olmaları gerekir diyorum. Parti, ama İzmir'de evet, biz bunu sadece Bergama değil diğer bazı ilçelerimizde de çok büyük sıkıntılarını görüyoruz. Yani oradaki amaç, oradaki yaşayan insanların Bergamalı olması fark etmez. Torbalı, Menemenli, Urlalı, nerede olursa olsun oradaki insanların çıkarı ve mutluluğu ve yaşam kalitesini yükseltmek değil, sadece rakip partinin orada siyasetçisine zarar vermek. Ve bu açıdan İzmir siyasetinde çok kısır olduğunu açıkçası düşünüyorum. Baktığınız zaman işte sizleri medyayı takip ediyoruz. Ya sürekli bir atışma, sürekli bir işte punduna düşürüp işte hakarete varan, maalesef, evet, çirkin bir seviye. Bunun halkta ne kadar karşılığı olduğunun ben ölçülmediğini düşünüyorum. Çünkü bence halkta bunun bir karşılığı yok. Yani karşı siyasi partideki birine hakaret etmenizin ben halkta bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Bu sadece siyasetin ne yazık ki balık baştan kokar diyoruz ya, siyasetin en tepedekilerinin Türkiye'ye getirdiği bir tarz olduğunu düşünüyorum. Biz Deva Partisi olarak hiçbir zaman bu tarz seviyesiz polemiklerin içine girmeyi tasvip etmiyoruz. Bizim en büyük yarışımız halka hizmet konusunda biz nasıl bir adım daha önde olabiliriz, nasıl bir fark yaratabiliriz, nasıl yapıcı muhalefet yapabiliriz. Yani bir bir çıkarılan bir kanun veya belediyede yapılan bir yerin eğer halkın faydasındaysa bunu söyleyebilmek gerekir. Evet, doğru söylüyorsunuz. Seda Hanım, çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz ben için. Ben teşekkür ederim. Bu güzel sohbet için eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Şöyle, ben sadece şunu size vasıtanızı eklemek isterim. Siyasette ne yazık ki kadın ve gencin rolü çok az. Olması gerekenin çok altındayız. Aslında biraz önce söylediğim gibi halkta bunun karşılığı var. Ama siyasi mecralarda henüz bu oturmamış durumda. Bizim ayrı gençlik kollarımız veya kadın kollarımız yok. Hepsi ana bünyenin içinde hep beraber çalışıyoruz. Bu açıdan ben kadınları ve gençleri Deva Partisi'nde siyaset yapmaya davet etmek istiyorum. Bizde %35 cinsiyet kotası var ve bu her yerde uygulanıyor. Yani ilçe yönetimimizden
genel merkez yönetim kurulumuza kadar %35 en az kadın oranımız mutlaka tutuyor. Ve bunun için de ekstra da çaba sarf ediyoruz. Bu bence Türkiye'deki kadınlar ve gençler için bir fırsat, böyle bir partinin olması. Bu kadar gençlere ve kadınlara ana kadroda karar verici kadrolarda yer verilmesi ben bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bunun için de bizim de bu fırsata açıkçası sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum kadınlar ve gençler olarak. Orta yaşlı erkekler tarafından yönetilmek zorunda değiliz. Ben de bu 35'in daha da çok yukarıya artmasını diliyorum. Bu minimum zaten. Temenni ediyorum. İnşallah, evet. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Değerli izleyiciler, Demokrasi ve Atılım Deva Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Seda Kaya Ösen ile sohbet ettik. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Egedesonses.com